Merhaba gençler Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf matematik sahnesi 2. fasikül rasyonel sayılarla çarpma işlemi konusuyla dersimize devam edelim. Gençler konumuzda dersimize başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler öncelikle çarpma işleminde neler yapmamız gerekiyor inceleyelim. Paylar kendi arasında çarpılıp pay kısmına yazılır. Paydaları da kendi arasında çarpılıp payda yazılır diye genel bilgimizi vermiş. Örnekte genç 3 bölü 4 ile eksi 7 bölü 2'yi çarparken 3 ile eksi 7'yi çarpıyoruz. Eksi 21 yapar. 4 ile de 2'yi çarpıyorum. Payda da 8 olarak yazıyoruz. E, tam sayı kesir varsa gençler mutlaka bileşik kesiri çevirdiğimizi hatırlatmış. Bir de gençler bazı durumlarda pay ile paydadaki sayılar sadeleştirilebilir gençler. Pay ve paydadaki sayıları etken arasında veya çapraz şekilde sadeleştirebileceğimizi unutmazsak gençler işlemlerde daha küçük sayılarla uğraşmak durumunda kalırız. Evet devam edelim. Evet ilk etkinlikte modellemeden bahsediyoruz. Gençler modellemede şöyle düşüneceğiz. E, dikeydeki kesri yazacağım. Bir de yataydaki kesri yazıp çarpma durumuna getireceğim dikeyde baktığımız zaman şöyle 1 2 3 bakın yani bütün olarak yazıyoruz burada. 4 parçaya ayrılmış. E, dikeyde ikisi taralı. Yani 2/4 ile yatayda baktığımız zaman şöyle boydan boya düşünüyorum. Evet 3 parçaya ayrılmış. Bir tanesi boyalı. O halde 2/4 ile 1/3'ü çarparsak 2 bölü 12 olur diyoruz. Gençler bakın buradaki 2 hem yatayda hem de dikeyde taralı olan şu kısım gençler. Buradaki 2, evet buradaki kısım olur diyoruz. Şimdi i̇kinci kestir dedi. Önce yataya bakalım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaya ayrılmış. 1, 2, 3, 4, 5'i boyala 5 bölü 8. Evet, dikeye baktığımız zaman da 5 parçaya ayrılmış. Dikeyde gençlik 3 tanesi taralım. Bu da 3 bölü 5 yapar. Bu ikisini çarparsam 15 bölü 40 olur. Evet bu modellenen işlemin sonucu diyoruz. Evet etkinliğimize geçelim. Aşağıda verilen işlemleri yapınız demişken 3 bölü 1, 4 ile 1 bölü 2'yi çarpıyoruz. 3 ile 1'i çarptım 3. 4 kere 2 8. 7 bölü 11 ile 3 bölü 2'yi çarparken 7 ile 3'ü çarpıyorum 21. 11 ile 2'yi çarpıyorum. 22. Evet, B'ye 2'ye geldiğim zaman eksi 1 ile 7'yi çarparsak eksi 7 bölüm. 2 ile 8 çarptım. 16 oldu. Evet. Eksi 2 ile eksi 4'ü çarptım düşürürsem 8. 3 kere 5 de 15 olur diyoruz. Evet. Üçüncü etkinimizde 5 ile eksi 1'i çarpıyorum. Eksi 5. 6 kere 3. 18. Eee... 7'de gençler 2'nin sanki gizli paydası 1 var dersem 2 ile eksi 3'ü çarpıyorum. Eksi 6 bölü 1 ile 5'i çarpıyoruz 5 oldu. Evet, 4'te de gençler yine gizli paydası 1 var diyorum. Eksi 7 ile 1'i çarparsak eksi 7 bölü 1 ile 8 çarptık 8 oldu. Evet 8. de yine gizli paydası 1 yazarsam eksi 4 ile eksi 3'ü çarparsak 12 bölü 1 kere 7 7 yapar. 12 bölü 7 de işlemimizin sonucu olur diyelim. Evet, devam edelim. E, C'deki etkinlikte sevgili gençler öncelikle şöyle seçerek evet, ekranımızı daha büyük sayılarla uğraşmak istiyorum. Evet sevgili gençler. Burada arkadaşlar pay ve pay dedik sayıları kendi arasına sadeleştirmek istiyorum. Bakın 12 ile 24 sadeleşir. 12'ye böldüm 1, 12'ye böldüm 2. 36 ile 9 sadeleştirelim. değiştirelim. 9'a böldüm 1, 9'a böldüm 4. O halde pay kısmında 1 ile 4 kaldı. İstersek tabi burada 4 ile 2 de sadeleşir ama çok karışmasın gençler. 1 ile 4'ü çarptım 4. 2 ile 1'i çarptım 2. 4 bölü 2'den 2 sonucu elde edilir diyelim. Evet, i̇kinci etkinlikte 9'a böldüm 1, 9'a böldüm 2. Evet 7'ye böldüm 1. Eksi unutmayalım. Eksi 1 yazalım. Evet 7'ye böldüm 3. Hadi 1 ile eksi 1'i çarptık. Eksi 1 bölü 3 ile 2'yi çarptım. 6 oldu diyoruz. Eksi 1 bölü 6 da bu işlemin sonucudur. Evet devam edelim. 3. etkinimize geçelim. Evet, üçüncü etkinlikte de yine önce sadeleştirme yaparsak 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 5, 6'ya böldüm 1, 6'ya böldük 4, ya eksi ile eksi'yi çarparsak zaten artı yapar. O halde 1 ile 4'ü çarptım 4. 1 ile 5'i çarptım paydaya da 5 yazarız diyoruz. Evet. Öncelikle 12'ye eksi 12'yi eksi 12 bölü 1 olarak yazalım. Tam sayılı kesire de birleşik kesire çevireceğim. 6 ile 2'yi çarpıyorum 12. 3 ekledik 15 bölü 6 oldu. Buradan gerçi 12 ile 6'yı sadeleştirebiliriz. 6'ya böldüm 1, 6'ya böldüm. Eksi 2 kaldı. Eksi 2 ile 15 çarparsam eksi 30 bölü 1'den eksi 30 olur işlemimizin sonucu diyoruz. Evet 3 tane 3 bölü 5'e bileşik kesire çevirirsek 3 ile 5'i çarpıyoruz 15. 3 ekledim 18 bölü 5 oldu. Çarpı 40 bölü 3 diyelim. Buradan 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 8. 18 ile 3'ü sadeleştirdim. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 6. 6 kere 8, 48 bölü 1. Bu da 48'e eşit olur diyoruz. Evet devam edelim ve bir sonraki sayfamıza geçelim. Evet, D'deki ilk etkinimizde aşağıda verilen işlemleri yapınız demiş gençler. Öncelikle parantez içindeki toplama ve çıkarma işlemlerini yapacağım. 1 ile 1 bölü 3 toplarken şöyle gizli paydası 1 var deyip 3 ile genişlettiğimi düşünebilirim. Veya gençler 3 ile 1'i çarparız. 3 1 ekledik 4 bölü 3 olur. Çarpı diyorum. 3 ile 1'i çarptım. 3, 1 çıkardım. Bu da 2 bölü 3'e eşittir. O halde 4 bölü 3 ile 2 bölü 3'ü çarparsak 8 bölü 9 yanıtını elde ederiz diyelim. Evet devam edersek. Evet burada önce çıkarma işlemlerini yapalım. 1'den 1 bölü 2'yi çıkartırken şöyle düşünebilirsiniz gençler. 2 ile genişletirsem. Bakın 2 bölü 2'den 1 bölü 2'yi çıkarıyorum. Daha sonra 1 ile genişlettiğimi düşünürsem. Evet 1 yazdım. Gizli paydasını 3 ile genişletelim. 3 bölü 3'ten 1 bölü 3'ü çıkarıyoruz. Burada da kesrimizi 4 ile genişletirsek. 4 bölü 4'ten 1 bölü 4'ü çıkarıyoruz. Arada çarpma işlemlerimiz var. Gerçi 2 bölü 2'den 1 bölü 2'yi çıkardım. 1 bölü 2 çarpım. 3'ten 1'i çıkardım. 2 bölü 3. 4'ten 1'i çıkardım. 3 bölü 4 oldum. Buradan gençler bakın 2'ler gitti, 3'ler gitti. Sonuç olarak buralarda 1 kaldı. Evet 1'leri çarptım 1. Evet 4'te 1'leri çarparsak da 4 olur. 1/4 de işlemimizin sonucudur diyelim. Evet 3. etkinlikte sevgili gençler bu aradaki noktalar gençler yani çarpılar. Evet burada bir örüntü şeklinde görmemiz gerekir diyor. 1 ile 1/2 bölü toplarsak, 2 ile 1'i çarparsam 2 1 ekledim. 3/2 bölü iki olur çarpım. 1 ile 1 bölü 3'ü toplarsam 3 kere 1, 3 1 ekledim. 4 bölü 3 çarpım. 5 ile 4 ile 1'i çarptım. 4 1 ekledik. Bakın 5 bölü 4 şeklinde devam ediyor. Evet, 1 ile 1 bölü 50'yi toplarsak 50 ile 1'i çarptım. 51 ekledim. 51 bölü 50 oldu. Şimdi sevgili gençler burada sadeleştirmeye dikkat edelim. Şimdi baktığım zaman e şöyle bakın. 3'ler sadeleşti. 4'ler sadeleşti. Evet, yatay olarak sola yatık şekilde sadeleştiriyorum. Bakın bu aslında devam etseydi sayılar böyle devam ederdi. Son durumda da 50'de gider. Pay kısmında 51. Payda da 2 kalır. 51 bölü 2 olur. Bu işlemin sonucu deriz. Evet bir sonraki soruya geçelim. Evet, sola yatık olarak sadeleştirene dikkat edelim diyoruz. Evet, dördüncü etkinimizde gençler bir önceki evet sorumuza benziyor. Önceki 1'den 1 bölü 2'yi çıkartırsak 2 kere 1 2 şöyle yapıyorum bakın çarpıyorum ve çıkarıyorum. 1 bölü 2 oldu. 3 ile 1'i çarptım. 3 1'i çıkardım. 2 bölü 3. Arada çarpı var. 4 kere 1 4 1 çıkardık. 3 bölü 4. Evet bu şekilde çarpma işlemimiz devam ediyor. Yüzde 1'i çarptım. 100 1 çıkardım. 99 bölü 100 oldu. Burada da sadeleştirme yönüne dikkat edelim. Sevgili gençler bakın buradan ikiler gider, üçler gider. Yani şöyle sağa yatık şekilde sağa değiştirdiğimizi düşünebiliriz. Arada sayılar olsaydı en sonunda 99'a gidecekti. O halde pay kısmında bir payda da 100 kalır. Buradan da 1 bölü 100 sonucu elde edilirdi diyoruz. Evet bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, aşağıda verilen işlemleri yapınız demiş. Gerçi bir sayının bir kesir kadarını bulurken çarparsak o halde bir kesin bir kesir kadarını bulurken de yine çarpma işlemi yapıyoruz. O halde 4 bölü 7'nin 3 bölü 4'ünü bulurken 4 bölü 7 ile 3 bölü 4 çarpılır. Buradan 4'ler sadeleşir. Evet 1 ile 3'ü çarparsak 3 7 kere 1 7 olur. 3 bölü 7 olur bu işlemin sonucu diyelim. Evet bir kesirin bir kesir kadarı bulunurken çarpma işlemi yaparız dedik. Evet, yine 8'de 3'ün 3'te 1'inin 2'de 5'te 2'sini istiyor. Yani gerçi yine burada bütün kesirleri çarparız. 3 bölü 8'in 1 bölü 3'ünü bulurken çarparız. Bunun da 5'te 2'sini bulurken yine çarparız. Bakın burada 3'leri sadeleştirelim. 1 kaldı. 2 ile 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 4. Son durumda pay, pay kısmında 1'ler var. 1'leri çarptık 1. 4 ile 5 çarparsak da 20 olur. 1 bölü 20 işlemimizin sonucu olur diyelim. Evet, üçüncü soruyla devam edelim. Bir kenarı 3 tam 1 bölü 2 cm olan karesel bölgenin alanı kaç santimetre karedir diyor. Gençler alanda kenarla kendisini çarparız. 3 tam 1 bölü 2 ile 3 tam 1 bölü 2'yi çarparız. E çarpma işleminde de sayılarımızı bileşik kesire çevireceğiz. 2 ile 3 çarptım. 6 1 ekledim. 7 bölü 2 çarpı 7 bölü 2 olur. Buradan 7'ler çarpılır. 49 bölü 2'leri çarparsak 4 olur. 49 bölü 4 santimetre kare sorumuzun doğru cevabıdır. Evet son sorumuza geçelim. 40'ın 8'de 1'inin 5'te 3'ünü istiyor. Gerçekten 40'ın 8'de 1'ini bulmak için 40'ı 1 bölü 8'e çarparız. Bunun da 3'te 5'ini bulmak için 3 bölü 5'ini bulmak için tekrar 3 bölü 5'e çarparız. Bakın burada şöyle yazalım gençler. 40 ile 3'ü çarparsak 120 yapar. 8 ile 5 çarpıyorum 40 yaptı. 120'yi 40'a bölersek 3 kalır işlemimizin sonucu diyoruz. Evet sevgili gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.